Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video Karanlık Dosyalarım yeni bölümü olacak. Ve bugünkü videomuzda da Kendrick Johnson adında 17 yaşında hayatını kaybeden bir gençten bahsedeceğiz. Kendrick bir lise öğrencisiydi ve Kendrick'in cesedi bir spor matının içerisine sıkıştırılmış bir şekilde bulundu. Kendrick Amerika'da Georgia'da Landis adında bir liseye gidiyordu ve 17 yaşındaydı öldüğü zaman. Fakat ölümü bir kaza mıydı yoksa cinayet miydi, bu hiçbir zaman çözülemedi. Hatta mahkeme davayı bir kaza olarak değerlendirdi ve kapattı, araştırmayı bıraktı. Fakat Kendrick'in ailesi de dahil birçok kişi bunun sadece bir kaza olmadığını, hatta bunun bir cinayet olduğunu düşünüyor. Kendrick 10 Ocak 2013 yılında okulda hayatını kaybetti. Cesedi ise 11 Ocak tarihinde bulundu ve okuldaki spor matlarının birisinin içerisine sıkıştırılmış bir şekilde bulundu. Kendrick'in okuduğu lisede 2 tane spor salonu vardı. Birisi eski, birisi de yeni olandı. Okulun eski spor salonunun bir köşesinde dürülmüş bir şekilde matlar duruyordu. Bayağı büyük matlardı. Hatta matların uzunluğu 2 metre, genişliği ise de 1 metreydi. Bu matlar sarıldığı zaman da ortada kalan boşluk yaklaşık 37 santimetreydi. Kendrick bulunduğu zaman bu matlardan bir tanesinin içerisine baş aşağı sıkıştırılmış bir şekildeydi. Yani mat böyle dik bir şekilde koyulmuştu salona ve Kendrick de onun ortasındaki delikte sıkışmış ve bir şekilde ölü bulundu. Fakat bu matın ortasındaki genişlik 37 santimetreyken Kendrick'in omuzları 50 santime yakın genişlikteydi ve onun içerisine nasıl öyle sıkıştığı hakkında birçok teori var ortada. Bu eski spor salonunda duran matların içerisine öğrenciler genellikle eşyalarını koyuyorlardı. Çünkü matlar çok büyük olduğu için ve dolaplar da paralı olduğu için dolaplara para vermek istemiyorlardı. Hatta Kendrick de bunlardan birisiydi. Arkadaşıyla birlikte bu matlardan birisinin içine hep ayakkabılarını koyuyorlardı. O ayakkabıyı genelde paylaşıyordu arkadaşıyla, beraber kullanıyorlardı. 10 Ocak 2013 tarihindeki güvenlik kameralarının kayıtlarına bakılırsa Kendrick öğlen 1 gibi spor salonuna giriyor. 3 dakika boyunca hiç kimsenin spor salonuna girdiği görünmüyor. Fakat 3 dakika sonra birkaç çocuk daha gelmeye başlıyor. Ayrıca 2 tane güvenlik kamerası var. Bu güvenlik kameralarıyla alakalı problemli olan şey ise ikisinden de belirli kliplerin eksik olması. Hatta kameraların bir tanesinden 1 saat 5 dakika, diğerinden de yanlış hatırlamıyorsam 2 saat 10 dakikalık bir eksik kısım var. Yani sanki kameralarla oynanmış ve bilerek bu kısımlar çıkartılmış gibi görünüyor. Ayrıca kameralardaki görüntüler incelendiği zaman dikkat edilen şu ki, kamerada ilk başta sadece Kendrick görünüyor. Bir de ondan önce oraya giren bir tane çocuk var. Fakat onlar kameranın alanından çıktıktan sonra birçok çocuk ortaya çıkıyor. Yani sanki aradaki bir kısım kesilmiş de o çocukların sonradan orada zaten oldukları bir sırada kayda devam etmiş gibi duruyor kamera. Spor salonuna girdikten sonra derse gitmedi. Akşam da eve gelmesi gerekiyordu fakat eve de doğal olarak gelmedi. Ve gelmeyince annesi merak etti. Akşam saat 10'da okula gitti ve okulu aramaya başladı, orada bir yerde mi diye. Fakat annesi Kendrick'i bulamadı. Bunun üzerine eve geldiğinde saat 12 gibi gece polisi aradı. Polis abi kayıp olduğunu söyledi oğlunu. Polis de büyük ihtimalle bir kızla takılıyordur falan gibisinden şeyler söylediler. Ve durumu araştırmadılar, ciddiye de almadılar. Annesi sabah okula gitti ve okul müdürüyle konuştu. Bunun üzerine okula duyurular asmaya, insanlara Kendrick'i görüp görmediklerini sormaya başladılar. Ve o gün saat 10.30'da sabah Kendrick'in cesedi bulundu. Saat 10.30'da bir grup çocuk matların etrafında oturuyorlardı. Ve orada otururlarken matlardan birisinden bir çorap sarktığını fark ettiler. O çorabı gördükten sonra da birisinin şaka falan yaptığını düşündüler ve çorabı bakmak için kalktılar. Fakat kalktıkları zaman içeride tabii ki bir insan vücudu olduğunu gördüler. Bunun üzerine çocuklar gidip hocaya haber verdiler ve hocalarıyla birlikte matı çekip yana yatırdılar. Ve kafasından tutup Kendrick'i çıkarmaya çalıştılar matın içerisinden. Bunu denerken tabii ki çürümüş bir koku almaya başladılar. Ve aynı zamanda matın alt kısmının ve Kendrick'in kafasının olduğu kısmın kusmuk ve kan dolu olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine öldüğünü anlayıp direkt olarak 911'i aradılar.
Polis olay yerine vardı ve okul kilitlendi. İnsanların okula giriş çıkışı yasaklandı. Daha önce de söylediğim gibi Kendrick ölü bulunduğunda matın içerisinde baş aşağı bir şekilde duruyordu ve elleri arkasında duruyordu. Aynı zamanda cesedin etrafında birkaç bir şey daha buldular. Kendrick'in yanılmıyorsam fizik kitabı yerde duruyordu ve yerlerde kan vardı. Hatta kanlı peçeteler vardı bir yerde de. Ama bu kanların Kendrick'e ait olmadığı, Kendrick'e ait olan tek kanın o matın içerisinde olan, yani kendi üzerinde de olan kan olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda iki çift ayakkabı bulundu. Bu çiftlerden bir tanesi Kendrick'in bacaklarının olduğu yere sıkıştırılmıştı. Yani Kendrick'in vücudunun matın içerisinde dururken bacaklarının arasında da iki tane ayakkabı duruyordu. Yani bir çift ayakkabı duruyordu. Diğer çift ayakkabı ise aslında çift değildi. Sadece teki bulundu. Kendrick'in kafasının altında duruyordu matın içerisinde ve kanlı bir şekilde bulundu. Hatta onun üzerindeki kan da zaten Kendrick'e ait olduğu ortaya çıktı. Kendrick'in ölü bulunmasından 6 saat sonra polisler yetkilileri arayıp öldüğünü bildirdiler. Fakat tabii ki de işin garip yanı neden 6 saat bekledikleri. Buna tam olarak Kendrick'in ailesine dahil kimse anlam veremedi. Polis bu olayı bir kaza olarak ilan etti. Herhangi bir şekilde herhangi bir cinayete de işte parmağı olan bir başkası olmadığını söylediler. Hatta kasaba şerifinin teorisine göre de Kendrick o tek olan ayakkabıyı içeriye düşürmüştü. Onu almak için eğilirken de matın içerisine düşmüştü ve orada boğulup ölmüştü. Ve doğal olarak başüstü bir şekilde orada kaldığı için vücudundaki bütün kan başına doğru ilerlemişti. Hatta çok da sıkışık bir pozisyonda olduğu için de nefessiz kalmıştı. Boğularak orada can vermişti. Fakat size daha önce de söylediğim gibi bu matın ortasında kalan boşluk 37 cm'ydi ve Kendrick'in omuzları 50 cm'ydi. Kendrick bunun içine nasıl düştü? Benim aklıma bu takılıyor. Yani onun içine giremez sonuçta düşecek olsa omuzları. Tabii ki ailenin de hoşuna gitmemişti bu ve aile hep bunun bir cinayet olduğu kararındaydı. Bunun üzerine aile özel bir dedektif tuttu. Dedektifin de araştırmaları sonucunda herkesin vardığı bir ortak nokta vardı ki eğer Kendrick bunun içine düşmüş olsaydı, gerçekten orada sıkışmış olsaydı bir şekilde bağırıp yardım isterdi. Kamerada da göründüğü üzere başka çocuklar da spor salonundaydı o sırada ve bir başkasının mutlaka sesini duyması gerekiyordu Kendrick'in. Kendrick ölü bulunduğu zaman babası şehir dışındaydı ve büyük babası cesedi görmek istedi babasının yerine. Fakat babasına cesedi göstermediler ama bunu yapmaları Georgia'nın kanunlarına aykırı bir şeydi. Çünkü kanuna göre o ceset bulunduktan 24 saat sonrası boyunca eğer olay bir kazayla yaşanmışsa, yani ortada bir cinayet yoksa, aileden birisinin isteği üzerine görmesine izin verilmesi gerekiyordu. Fakat büyük babasına göstermediler. Babası döndüğü zaman da babasına da göstermediler. Fakat babası daha sonra bu konunun üstüne gitmeye başladıkça sonunda babasının görmesine izin verdiler. Babasının anlattığına göre Kendrick'in teni simsiyah bir durumdaydı gördüğü zaman ve dudakları tamamıyla şişmişti. Vücudunun birçok yerinde morarmalar vardı, kafasında yaraları vardı. Aynı zamanda Kendrick'in cesedinin falan fotoğrafları, videoları var. Eğer bulabilirsem onları aşağıya link olarak bırakacağım açıklamalar kutusuna. Bu videoya koymayacağım çünkü biraz fazla rahatsız edici fotoğraflar. Kimsenin görmek isteyeceğini düşünmüyorum. En azından çoğu kişinin görmek isteyeceğini düşünmüyorum. Ama yine de bakmak istiyorsanız dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Bunlar babasını şüphelendirdi. Bunun üzerine 2014 yılında Dr. William Anderson adlı kişiyi bu davaya atadılar ve ondan tekrardan bir otopsi yapmasını istediler. Çünkü önceki otopsinin sonuçlarının doğru olmadığı görüşündeydi aile. Bunun sebebi de önceki otopside tabii ki dediğim gibi olayı bir kaza olarak göstermeleriydi. Ve aynı zamanda Kendrick'in boğularak öldüğünü onaylamışlardı. Ve önceki otopside söylenene göre Kendrick'in kıyafetleri vesaire bütün eşyaları ölü bulunduğu zaman yanındaydı. Fakat normalde Georgia'nın kurallarına göre bu kıyafetlerin aileye verilmesi gerekiyordu, aileye teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat hiçbir zaman teslim edilmedi. Aile de bunun polisin bir kanıt falan aradığı için o yapıldığını düşündü. Fakat bununla da alakası olmadığı ortaya çıktı. Kıyafetler aslında kaybolmuştu. Nasıl kaybolduğuna dair hiç kimsenin de bir fikri yok. Açıklama falan da yapılmadı. Dr. William Anderson'ın otopsi yaptığı zaman bulduğu şey şuydu. Ceset pamukla doldurulmamıştı. Normalde pamukla dolduruyorlar cesetleri bilirsiniz. Fakat bu ceset gazeteyle doldurulmuştu. Ve aynı zamanda Kendrick'in organları da polis tarafından söylendiğine göre doğal yollarla yok edilmişti. Bu yüzden Kendrick'in organları da incelenemedi. Fakat Dr. William Anderson
kısmı bulduğuna göre kendik boynuna aldığı çok ağır ölümcül bir darbe sonucu hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine bunları öğrendikten sonra ailesi dava açmaya karar verdi. Hatta okul müdürüne dahil dava açtılar. Sorgulama sürecinde iki çocuk ortaya çıktı. Bu iki çocuk Brian ve Brandon Bell'di. Söylenene göre Kendrick'e sürekli zorbalık yapıyorlardı. Kendrick'i sürekli itip kakıyorlardı, ona çok kötü sözler söylüyorlardı. Ve hatta bunları hocaların da olduğu zamanlarda da yapıyorlardı. Fakat hiç kimse buna müdahale etmiyordu. Bunun üzerine Brandon ve Brian şüpheli oldular davada. Söylenene göre Kendrick'in Brian'ın erkek... Söylenene göre Kendrick, Brandon'ın kız arkadaşıyla ilişki yaşıyordu. Ve bu yüzden Brandon da Kendrick'e sinirliydi, Kendrick'ten intikam almak istiyordu. Fakat bu çocuklardan hiçbir şey çıkmadı, daha doğrusu çıkarılamadı çünkü Brandon ve Brian, bu arada bunlar kardeşti, babaları bir FBI ajanıydı. Babalarının adı ise Rick Bell'di. Bu olayı öğrenir öğrenmez babası direkt olarak çocuklara bir avukat tuttu. Hiçbir şekilde konuşmamaları konusunda talimat verdi. Çocuklar da babasının söylediği gibi yaptılar. Okuldaki herkes ifade verdi. Fakat Brian ve Brandon sırf tıpkı babasının söylediği gibi yaptı. Hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadı. Polis bunun üzerine Brian, Brandon, anneleri, babaları ve aynı zamanda Brandon'ın kız arkadaşının telefonunu aldı. Bu telefonları incelemeye başladılar cinayetle alakalı bir şey bulunabilecek mi diye. Fakat bulamadılar. Ama söylenene göre polis şunu öğrendi ki Brian ve Kendrick 2 yıl önce kavga etmişlerdi. Laf atma ya da sataşma şeklinde değil, fiziksel bir kavga olmuştu hatta bu da. Fakat bundan da hiçbir şey çıkaramadılar. Bu da herhangi bir ipucuna yöneltmedi. Çünkü hem Brandon'ın hem de Brian'ın kendilerini destekleyen görgü tanıkları vardı. Söylenene göre kardeşlerden birisi olay olduğu zaman, yani Kendrick'in ölümü gerçekleşirken okulun öbür tarafında bir başka sınıftaydı ve diğer kardeş ise başka bir şehirdeydi. O şehirde hatta güreş turnuvaları için gitmişlerdi. Bu güreş turnuvası olayında da biraz sakatlık var açıkçası. Çünkü güreş takımının koçunun söylediğine göre saat 1.52'de varmaları gereken şehre varmışlardı ve saat 1 gibi de bulundukları yerden kalkmışlardı. Ama aynı zamanda okulda belirtilen saate göre de saat 4'te otobüs kalkmıştı. Şimdi biz de Kendrick'in zaten öğlen 1'de girdiğini biliyoruz spor salonuna. Ama dediğim gibi sadece bunlar ortaya çıktı ve bundan da hiçbir ileriye gidilemedi. Davada başka bir şüpheli yok. Bu davada kaza olarak nitelendirilip kapatıldı. Hatta Kendrick'e sanırım 3 tane otopsi yapıldı bütün dava sürecinde. Fakat her şeye rağmen olayın bir kaza olduğu sonucuna varıldı. Ama Kendrick'in ailesi hala bu konuda ısrarcılar, hala bunun bir kaza olmadığını, bir cinayet olduğunu düşünüyorlar. Açıkçası benim teorim bunun bir kaza olmadığı yönünde. Çünkü zaten omuzları 50 cm ve 37 cm'lik bir şeyin içerisine nasıl düşecek bu çocuk? Ben bunu düşünüyorum açıkçası. Bana mantıklı gelmiyor ve oraya da sıkışması zaten sıkışsa da hani oldu diyelim bir şekilde oldu düştü falan ama bu olmuş olsa bile sonuçta bir bağırırdı, yardım isterdi oraya düşüp sıkıştığında. Ve o sırada kamerada da görüldüğü üzere çocuklar vardı. Bu çocuklar bunu bir şekilde duyarlardı. Birisi mutlaka Kendrick'i duyardı. Aynı zamanda ben Şerif'in söylediği bu ayakkabıyı uzanıp alırken düşme olayında bir şeye daha inanmıyorum. Çünkü eğer ayakkabısı onun içerisine düşmüş olsaydı doğal olarak ellerini uzatarak inmeye çalışacaktı ve o şekilde düşüp sıkışacaktı. Fakat Kendrick bulunduğu zaman o şeyin matın içerisinde elleri arkasındaydı. Yani elleri böyle başının üzerinde falan değildi. Arkasında duruyordu bu şekilde, sıkışmış bir şekildeydi. Bu yüzden ben açıkçası bu düşme olayına inanmıyorum. Kaza gibi de görünmüyor açıkçası. Çünkü bir şekilde bu çocuk yardım isterdi bence. Ama sizin teorileriniz neler? Bunları da çok merak ediyorum. Ayrıca bu olay hakkında benim yazmadığım, belirtmediğim şeyler varsa onları da lütfen yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Evet, bugünkü videoda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Söylenene göre Kendrick'in Brandon. Söylenene göre Kendrick'in Brian. Bu süreçte araştırılırken iki tane çocuk oldu. Bunun üzerine 2014 yılında doktor ve okuldaki